Burada animasyon kısmından animator kısmına bakacağız. Animator kısmında entry ve exit diye başlangıcımız ve çıkışımız olması lazım. Başlangıcımız idle'a bağlı gördüğünüz gibi. Burada idle'dan kastettiği sabit dururken buraya bir animasyon ekleyip sabit dururken salınım hareketi yapması veya ne şekilde durmamasını istiyorsak o şekilde gösterebiliriz bu idle kısmını. Idle'dan make transition deyip oku running'e çektiğimiz zaman idle'dan running'e geçebilir, yani sabit dururken koşma animasyonuna geçebilir. Veya koşma animasyonundan da geri idle'a make transition dediğimiz zaman koşma animasyonundan da geri idle'a geçebilir gördüğünüz gibi. Peki running'den jumping'e nasıl geçeceğim ya da idle'dan da jumping'e nasıl geçeceğim? Idle'dan atağa nasıl geçeceğim? Bunlar için direkt anyState kullanabiliriz. Herhangi birinden direkt olarak jumping'e geçebiliriz ya da direkt olarak saldırıya geçebiliriz. Şimdi burada make transition deyip mesela örneğin jumping'i seçebiliriz ya da atağı seçebiliriz. Buradan yönlerimizi bu şekilde gösterebiliyoruz. Neyi neye bağlamak istediğimizi. Seçtiğimiz an koşarken zıplamaya da erişebilmeyi düşünüyorum ben şu an. AnyState olmadan düşünürsek. Burada oka tıkladığımız zaman geliş gidiş okları var zaten. Görüyorsunuz neyden neye geçildiği anlaşılıyor böylece. Jumping'den running'e, running'den jumping'e. Burada animasyon görünüyor. Animasyonu değiştirebiliriz. Hızını ayarlayabiliriz burada. Animasyonun yerlerini değiştirebiliriz. Önce hangisi sonra hangisi olduğunu. Hangi saniye aralığında hangi kareleri göstermesi gerektiğini gibi ayarlayabiliriz bunları. Şu an bununla gerek yok çünkü anyState kullanıyoruz. Oyunumuzu başlatalım, nasıl işlediğini buradan bize gösterecek zaten. Şu an gördüğünüz gibi sabit duruyoruz. Karakterimiz şöyle yapayım daha etkili olsun. Karakterimiz hareket ediyor göründüğü gibi. Olduğu yerde sabit bir şekilde. Idle'da şu an çalışıyor. Idle'da doluyor gördüğünüz gibi, verdiğimiz sürü doğrultusunda animasyon kendini tekrarlıyor. Koşma işlemi yaparsak gördüğünüz gibi koşmaya geçiyor burada. Koşma işlemi çalışıyor. Bıraktığımız an direkt idle'a geçiyor. Buradaki okumuz sayesinde running'den sadece idle'a geçebiliyoruz. Direkt anın running koşma tuşunu bıraktığımız zaman, yani A veya D tuşunu bıraktığımız zaman direkt olarak idle'a geçmiş oluyor. Peki idle'dan dururken atak nasıl yapabilirim ya da dururken nasıl zıplayabilirim? Bunları yapmak yerine tek tek idle'dan jumping'e ataka çekmek yerine anyState'den, yani ne yapıyorsak olalım atlayabilelim. Yani koşarken ben zıplayabileyim. Tek tek koşmadan ve sabit durmadan jumping'e okla götürüp seçmem yerine anyState deyip hangi işlevde olursam olayım o sırada o işlevden direkt olarak zıplamaya geçebiliyorum ya da aynı şekilde o işlevden direkt olarak atağa geçebiliyorum. Gördüğünüz gibi koşarken de yapabiliyorum. Zıplarken de atak yapabiliyorum. Sabit dururken de atak yapabiliyorum gibi. En sonunda atağı bitirdikten sonra çıkışa ulaşıyor gördüğünüz gibi. Tekrardan idle'a geliyor. Bu şekilde daha kolay bir şekilde bunları yapabilirsiniz. Dediğim gibi idle'dan tek tek jumping'e, tek tek atağa çekmeye gerek yok. Idle'dan yalnızca running'e gidiş ve geliş olarak make transition'larımızı yaptığımız zaman bunlara da gerekli animasyonları verip gerekli zamanlamaları buradan ayarladığımız sürece hiçbir sıkıntı olmayacaktır. AnyState'den de atak ve jumping'e bağlayabiliriz. Böylece hem daha rahat bir görüntü olacak hem de herhangi bir bug'la karşılaşmamış olacağız.